Sevgili izleyenler, dilerseniz İsmet Bey'i biraz daha yakından tanıyalım. İsmet Bey, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Bu mesleğe nasıl adım attınız, nasıl başladınız, böyle güzel lezzetler sunmaya ne zaman başladınız? Efendim, her şeyden önce hoş geldiniz, teşekkür ederim. Bu mesleği aşağı yukarı 17 seneden beri yapıyorum. Daha önce bu genelde Büyükçekmece bölgesinde hep 17 seneden beri. Bunun dışında da Avcılar'da bir mekanımız daha var. Önce et sunumuyla başladık. Ondan sonra onu ambarlıya gönderdik, o et sunum işini. Burada da balık meyhanesi, balıkçı meyhanesi olarak da, balıkçı meyhanesi olarak da bir küçük bir nacizane, çok abartı olmayan basit bir meyhanemiz var. Bu bölgede sanırım bu konuda tek olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki bir sürü balık restoranları var ama biz konumuzda aynıyız. Konseptimizde bu şekildeyiz. Diyebileceğim bunlar. Sunmuş olduğunuz konsept burada nedir? Hani birazcık daha diğer meyhanelere göre daha sıcak aile ortamı görüyorum ben burada. Daha butikleşmiş, gayet güzel oturmuş bir düzeniniz var. Gayet kaliteli bir canlı müziğiniz var. Bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz bize? Bizim her şeyden önceki düşüncemiz, kendi sevmediğimiz, kendi yemediğimiz hiçbir şeyi gelen misafirlerimize sunmamaktır. Onun için birinci özelliğimiz odur. Mümkün mertebe ona dikkat ediyoruz. Tabii ki personel olarak da dostlarımıza iyi hizmet vermek vazifemiz. Müzik konusuna gelince her zaman için hep güzel dostlarımla, hep eğitimli dostlarımla birlikte çalıştık. Bunda tabii ki gelen misafirlerimiz illaki bizi takdir ediyorlar. Diyebilecek bir şeyim yok. Ne diyebilirim? Mütevazı bir yer işletmeyiz. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten Balıkçı Meyhanesi'nde inanılmaz derecede kaliteli, taptaze balıkları yiyebilirsiniz. Şimdi ben çok merak ediyorum. Bu kadar güzel, taptaze, kaliteli bir lezzet sunmak adına nasıl bir strateji gidiyorsunuz? Nelere özellikle dikkat ediyorsunuz? Efendim, biraz önce de dediğim gibi kendi beğenmediğim, kendi yemediğim, yemeyeceğim hiçbir şeyi hiçbir misafirimize sunmamak benim birinci prensibim. Her gün her türlü şekilde bütün elemanlarımla bunun kontrolünü yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki hatalarımız olabilir ama genelde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Malzemenin iyisini kullanmak durumundayız. Balıklarımızı taze bulundurmak zorundayız. Mezemizi tabii ki devamlı kontrol etmek zorundayız. Bizim için mezemizi her gün yapıp, azar azar yapıp taze sunmak bizim için en güzel şeydir. Bütün ustalarım da bu konuda eğitimlidir. İsmet Bey, bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim efendim. Evet sevgili izleyiciler, siz de bu güzel lezzetleri tatmak istiyorsanız ve aile sıcaklığı içerisinde canlı müzik eşliğinde yemeğinizi yemek istiyorsanız Balıkçı Meyhanesi tam da doğru adres. Şiddetle tavsiye ediyoruz ekip olarak. Bakalım önümüzdeki durağımız neresi olacak?